Efendim? Hı? Efendim? Yani bir şey soracakmış gibisin de. Ay, ben senin şirkette tam olarak ne yaptığını merak ettim. Hiç. Öyle çalışıyorum. Hı. Senin bayideki işin nasıl gidiyor? İyi. Ya, fena değil. Ha, bu arada bana bak. Bir daha böyle beni zırt pırt yanlışlıkla aramak falan yok, tamam mı? Tamam. Kusura bakma, bir daha olmayacak. Telefondan adımı bulup, seçip bile bile arayacaksın. Tamam? Hem de sık sık. Tamam mı? Tamam mı diyorum. Oğlum saf mısın sen? Ne gidiyorsun milletin gazına? Ya koskocaman Karamaner Holding'e gidip hesap sormaya çalışmak nedir ya? Bir de adamın evine gidiyorsun. Hayır, ne bekliyordun? Ne bekliyordun? Oo Emre Bey, hoş gelmişsiniz. Nedir şikayetiniz? Biz size yardımcı olalım, buyurun falan mı? Ya Suat, bari sen gelme üstüme be. Sen gelme kardeşim ya. Zaten annemi göremiyorum, ne iş yerinde ne evde. Sinirim tepemde, senden çıkar mıyım incim kardeşim? Ya oğlum amma abarttın ha. Nefise teyze lan. Öyle bir kadın mı? Yoktur oğlum onun hastaları. Rahat ol. Şşş. Bana bak, başka bir şey diyeceğim ben. Fransa diyorum. Avro diyorum. Fransız kızları diyorum. Ben de saçmalıyorsun diyorum kardeşim. Saçmalıyorsun. Ablam var diyorum, kız kardeşim var diyorum, annem var diyorum, bırakıp gidemem diyorum. Hemen itiraz, hemen itiraz oğlum, bir dinle ya, bir dinle ya. Şşş. Bak, bak. Bak kanka, bak şuraya bir bak, şuraya bir bak. Buraya gelen arabaları saysan var ya, dibin düşer oğlum, dibin düşer. Konuştum amcaoğluyla, iş ayarlayacak burada. Kalacak yer de hazır. Ya saçmalıyorsun Suat. Ha burada çırak olmuşsun, ha orada çırak olmuşsun. Ne farkı var? Çok farkı var. Oğlum adamlar saatlik çalışıyorlar lan. Saatine 15 avro. Bak tekrarlıyorum, dikkat et. 15 avro. Çevir şimdi Türk parasına. Nasıl yani? Ya. Biz o parayı burada bir günde alıyoruz neredeyse. Tabii oğlum. Bak bir sene diyorum. Bir seneye kalmaz en kral motoru çekeriz altımıza. Hem o zaman annen de çalışmak zorunda kalmaz. Oğlum bir düşünsene lan. Kraliçeler gibi yaşatırsın Nefise teyzemi. Hem kardeşlerin de rahat ederler. Mis. Ahmet. Ne yapıyorsun oğlum burada? Son zamanlarda işi gücü boş verdin. Tamam baba, geliyorum şimdi. Senin kız değil mi bu giden? Ha? Hani bu kız kardeşini kaybetmişti? Hazır iş yokken lüks arabalarda gezeyim diye ha hanımefendi. Oh. Ahmet. Tamam lan. Ben varım. Ne zaman gidiyoruz? Ya öyle ha deyince gidemeyiz tabii. Fransa oğlum. Pasaport vize falan mı? Yok öyle hiç gidemeyiz. Kim verir oğlum bize vize? Tekneyle gideceğiz. Ama ben ayarlayacağım, rahat ol. Her şey bende. Çözeceğiz. Küçük bir para sorunumuz var. Onu çözdük mü? Tam adamına söyledim kardeşim. Tam adamına söyledim. Ben de hemen eve gidip bir koşu olmayan paramızı alıp geleyim kardeşim. Ya oğlum onu mu diyoruz lan? Bakıyorum işte ben, iş güç bir şeyler ufak ufak biriktireceğiz, halledeceğiz. Rahat ol.
Teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kardeşim arabanı çeker misin? Aşağı ineceğim de. Çekemem birader. Nasıl ya? Şöyle. Bilmediğin yerde durmayacaksın. Ne diyorsun sen ya? Mahallemizin kızına yan gözle bakmayacaksın diyorum. Deli midir nedir? Zaten akıllısı bizi bulmuyor ki. Abi bizi dışarı attı. Nasıl? Ne demek attı ya? Bana niye haber vermedin Zeynep? Beni çağırsaydın ya. Bilemedim. Yani annemi bekliyoruz biz zaten. Şimdi o gelsin, çalışıyor. Seni de öyle telaşlandırmak istemedim açıkçası. Böyle olmaz. Hadi gidelim. Nereye? Ya ne bileyim, bir kafeye falan gideriz, bir şey yer içeriz. Daha sakin düşünürüz, böyle kapı önünde falan. Hava da kararacak şimdi. Hadi. Bilmiyorum Ahmet, gerçekten yani. Hiçbir şey düşünecek kafam kalmadı yani. O kadar yorgunum ki ben şu anda. Tamam Zeynep, tamam. Tamam, sakin geçecek, tamam. Tamam. Vay be, sahneye bak. Şişt, ne oluyor ya? Sen ablamı sahipsiz mi sandın? Emre dur, sakin ol. Ne demek ya? Önce annem, sonra sen. Milletin ağzına laf vermeye sıraya mı girdiniz siz? Ya Emre yeter. Sen önce bir kendine bak ya. Ne diyorsun sen ya? Bak koçum, sen yanlış anladın. Senin düşündüğün gibi bir şey değil ya. Senin yüzünden başımıza gelenlerden haberin yok tabii. Cemre sus. Susmayacağım abla. Kendi sütten çıkmış ak kaşık gibi. Bir de gelmiş başımıza üşüşüyor. Ne diyorsun ya? Anlat bakayım, anlat. Ne olmuş? Sen içerideyken o bahse girdiğim motorcular var ya. Onlar evimizi basmaya geldiler. Haberin var mı? Ne demek evimizi basmaya geldiler ya? Cemre sırası değil, yapma. Tam da sırası abla. Bilsin her şeyi. Ablama zorla senet imzalattılar Emre. Ahmet abi yırtıp attı. Teşekkür edeceğine gelmişsin burada bağırınıyorsun. Nasıl ya? Sana zorla senet mi imzalattılar abla? Evet. Aysun'la tehdit ederek hem de. Tamam, o mesele bitti, kapandı. Tamam. Kardeşlerim nasıl tehdit ederler ya? Evet, sen onu başta düşünecektin. Şimdi tamam, bitti o mesele. Gitti, bitti. Tamam, şimdi tekrar gidip o serserileri kışkırtma şimdi. Hadi bakalım, sen yardım et de bana. Eşyaları içeriye taşıyalım, hadi. Nasıl taşıyacağız abi, kapı zincirli? Yok mu böyle pense, yan keske bir şey? Keser, ha? Yapma öyle bir şey.
Şurada var mı bir şeyler? Bakayım. Unutma. Gel. Gel anne. Gel.